Bu videoda üstel fonksiyonları tanıtıp bu fonksiyonların büyüme hızındaki artışı göstereceğim ve örnek olarak hemen buraya bir üstel fonksiyon yazalım. Diyelim ki y eşittir 3 üzeri x olsun. Dikkat edin burada fonksiyon x üzeri 3 değil 3 üzeri x. Yani bağımsız değişkeni olan x bu fonksiyonda asıl üs haline, asıl üst durumuna gelmiş. Fonksiyonun büyüme hızını görebilmek için bir tablo yapalım ve ardından da grafiğini çizelim. Önce x yerine bazı değerler koyalım. Diyelim ki, eksi 4 ile başlayalım. Eksi 3, eksi 2, 0, 1, 2, 3 ve 4 yazalım. Şimdi de her x değeri için y'nin aldığı değerleri hesaplayalım. Burada y, 3'ün eksi 4. kuvveti olur. Bu da 1 bölü 3'ün 4. kuvvetine eşittir. 3'ün üçün 3. kuvveti olan 27'yi tekrar 3 ile çarparsak 81 elde ederiz. Yani sonuç 1 bölü 81'e eşit. x eşittir eksi 3 olduğunda, şunu farklı renkle yazalım, bu rengi okuması zor oluyor. y 3 üzeri eksi 3'e eşit. Bu da 1 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti, yani 1 bölü 27 eder. 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9 olacak. Yani 1 bölü 3'ün karesi, Sırada 3'ün sıfırıncı kuvveti var ve bu da 1'e eşit. Sayılar yavaş yavaş büyüyor ama göreceksiniz yakında patlayacaklar, infilak edecekler. Elimizde 3'ün birinci kuvveti var. Bu 3 eder. 3'ün ikinci kuvveti karesi 9 etti. 3'ün üçüncü kuvveti 27 eder. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Eğer beşinci kuvvete bakarsak 243. Sayıların ne kadar hızlı büyüdüğünü, patlamanın büyüklüğünü anlayabilmemiz için bir grafik çizelim. Eksenlerimiz şöyle, x eksenimiz, bu da y eksenimiz. Aralıkları da beşer beşer arttıralım ki ekrana sığsın grafiğimiz, grafiğin bütün şeklini görebilin. Noktalarımız da şöyle 5, 10, 15 olsun ama böyle gidersem 81'e ulaşamayacağım. Öncekinden biraz daha farklı bir şekilde çizeyim. Şöyle biraz daha aşağı çizeyim. Fark ettiyseniz taban pozitif olduğu için bütün değerlerimizi pozitif elde ediyoruz. Diyelim ki sayılarımız 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 olsun. Şimdi de burası eksi 5 olsun. Burası da 5 olsun. Ama burayı biraz daha genişleteyim. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, burada da 1, 2, 3, 4 var. x'in değeri 0 olduğu zaman elimizde 1 var değil mi? Yani x 0'a eşit olduğunda y de 1'e eşit olur. O da buralarda bir nokta. x 1'e eşit olduğunda y 3'e eşit olur. O da buralarda bir yerde bir nokta olur x 2'ye eşit olduğunda y 9'a eşit. O da buralarda bir yerde olacak. x 3'e eşit olduğunda y 27 dedik. O da yaklaşık olarak burada. x 4'e eşit olduğunda y 81'e eşit. Yani burada bunun nasıl hızla patladığını görüyorsunuz. Eğer 5'i koymak isteseydik, 243'e gitmemiz gerekirdi. Hatta bu ekrana bile sığmazdı. Eksi 1'e gittiğimizde değerler gittikçe küçülüyor. Eksi 1'de 1 bölü 3 elde ediyoruz. Hatta bunu burada göremeyiz bile. Değerler gittikçe sıfıra yaklaşıyor. Sayılar negatifleştikçe, bir başka deyişle negatif sayılar daha da küçüldükçe, mesela 3 üzeri eksi 1000 olsa ya da 3 üzeri eksi 1 milyon gibi bir şey olsa, değerler gittikçe sıfıra yaklaşacak ama hiçbir zaman sıfır olmayacak. x eksi sonsuza eşitken sıfır değerine çok yakın oluyoruz. Negatif sonsuzdan uzaklaştıkça sıfırdan da uzaklaşmaya başlıyoruz ve sonra patlama oluyor. Pozitif sayılara geçince birden patlıyoruz. Birden patlıyoruz ve artan bir hızla da patlamaya devam ediyoruz. Mesela her zaman daha hızlı artan bir fonksiyon yaratabiliriz. Örneğin, y eşittir x üzeri x fonksiyonunu alırsak, bu fonksiyon daha da hızlı artacaktır. Şimdi de bu üstel fonksiyonların değerini anlayabilmek için günlük hayattan bir örnek verelim. Şu saçma mesajları tahminen hatırlıyorsunuzdur. Elektronik posta mesajları vardı bir ara. İşte bu mektubu 10 yeni insana göndermezsen şansın kötü gidecek, saçların dökülecek, kurbayla evleneceksin falan filan gibi. Diyelim ki birinci haftada böyle bir mektubu birisi 10 kişiye gönderdi. Birinci hafta biri bu zincirleme mektubu 10 kişiye gönderiyor. Mesajı alanlar da buna inanıyorlar ve onlar da mesajı 10 yeni insana iletiyorlar. Yani ikinci haftada ilk mesajı alan 10 kişi, 10'ar kişi daha zehirlemiş oluyor. Sonuç, ikinci haftada mesaj 100 kişiye ulaştı. Her 10 kişi 10 tane daha mesaj gönderdi, yani 100 tane mesaj gönderildi. Üçüncü hafta ne olacak? herkesin mesaja inandığını varsayarsak, 100 kişinin her biri yine 10'ar kişiye mesaj gönderecek ve böylece mektubu 1000 kişi almış olacak. Mektubu alan insanlar için genel bir örüntü, genel bir şablon çıkaralım. Hafta sayısına n diyelim ve sorumuz eninci haftada ne ince haftada kaç kişi mesaj aldı? n'inci haftada 10 üzeri n kişi mesaj aldı. Peki eğer size 6. haftada kaç kişi mesaj alacak diye sorarsam, ne olacak? Onun 6. kuvveti ne? 1 ve yanında 6 tane sıfra eşit. Yani mesaj 6. haftada 1 milyon kişiye ulaşacak. Ama bereket gerçek, dünyada çoğu insan mektupları direkt çöpe atıyor benim yaptığım gibi. Dolayısıyla bu hastalığın yayılma başarısı bu kadar büyük değil. Ama olsaydı yani her 10 kişi başka 10 kişiye mektup gönderseydi ve bu şekilde devam etseydi 6. haftada 1 milyon kişiye ulaşılırdı, 9. haftada 1 milyar kişiye ulaşılmış olurdu ve bir hafta sonra bütün dünya mesajdan mesajdan haberdar olurdu ama iyi ki öyle olmuyor, o saçma mesajlara inanmayın.